Şimdi SQL Plus'ta login olduktan sonra bildiğimiz gibi SQL kısmına geçiş yapıyoruz. Yani veri tabanı motoruna SQL gönderme kısmına geçiş yapıyoruz. Bu kısımdan sonra tekrar Windows kabuğunda, yani işletim sisteminin kabuğunda, diğer adıyla Shell, oraya geçiş yapmak istersek ne yapmamız gerekiyor? Bunu öğreneceğiz. Şimdi HR ile veri tabanımıza bağlanıyorum. Bunu şu şekilde hızlı olarak yapıyorum. Örnek bir sorgu çekmek için desk regions diyorum. Ve regions tablomuzun desk, yani açıklama kısmını ekrana getirdik. Şimdi buradan Windows işletim sisteminin kabuğuna geçmek istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Host yazıyorum ve Enter'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şu an konumlandığı kısım CAPP Live Trainer Product 11.2, yani bu Enterprise Manager'ın DB Home klasörü. DB Home 2 içerisinde, Bing klasörünün içerisinde konumlandırıldı. Şimdi buradan istediğim gibi geçiş yapabilirim. Gördüğünüz gibi işletim sisteminin C klasörüne doğru gidiyorum burada. Ve gittim. Burada mesela dir C diyorum. Ve buradaki tüm dosyaları göstermiş olduk. Şimdi exit diyorum. Ve buradan tekrar işletim sistemi klasöründen SQL kısmına geçmiş olduk. Şimdi tekrar desk employee diyorum. Ve gördüğünüz gibi farklı bir tablonun gene SQL sorgusuyla karşılığındaki sonucunu almış olduk. Yani SQL tarafına geçmek ve SQL'den Windows tarafına geçmek bu kadar basit. Şimdi farklı bir yöntem deneyelim. Bu sefer herhangi bir geçiş yapmadan direkt Oracle'ın, yani SQL Plus içerisinde Windows Shell'ine komut göndermeye bakalım. Bunu nasıl yapacağız? Bunu da gene çok farklı olmayan bir yöntemle host yazıyorum. Host'tan sonra dir diyorum. Dir Windows Shell komutlarından klasörün içeriğini gösterme, listeleme komutudur. Şimdi aynı şekilde C diyorum ve gördüğünüz gibi herhangi bir SQL'den çıkış yapmadan direkt Shell'e komut gönderdim ve bunun karşılığında tüm klasörü listelemiş oldum. Buradan herhangi bir işlem yapabilirsiniz. Bunu exit yapmama gerek yok. Exit yaparsam çıkış yapar. Çünkü zaten SQL Plus'ın içerisindeydik. Oradan başka bir yere çıkma şansımız yoktu. Bu şekilde işletim sistemine direkt SQL Plus içerisinden komut gönderebileceğimiz gibi buradan SQL Plus'tan Shell kabuğuna, yani işletim sisteminin kabuğuna geçerek oradan da komut gönderip tekrar geriye çıkabiliriz.